Merhabalar. Ben Doktor Cavit Meclisi. Merhaba, ben fizyoterapist Ayla Sina. Merhabalar, fizyoterapist Gizem Sancak. Merhabalar, ben de fizyoterapist Bilal Aslan. Kasikelet ve Spor Hekimliği merkezindeyiz. Hafta içi hayatımızın geçtiği yer burası. Akşam saatinde olmasına rağmen herkesin enerjisi yüksek görüyorsunuz. Heyecanla değişik bir canlı yayın yapalım dedik. Bize sürekli düzenli spor yapan ama ağrı tedavisi, ağrı şikayeti olduğu için gelen hastalarımız oluyor. Bunların ağrılarının kaynaklandığı bazı durumlar var, problemler var. Bir kısmı bunların çok sıkı spor yapıyor aslında. Değil mi? Evet. Çok detaylı, çok sayıda egzersizin olduğu, egzersizlerin sürekli değiştiği antrenmanlar yapıyorlar. Mesela yılda bir ya da 6 ayda bir çok şiddetli bel ağrısı olabiliyor. Böyle bir sporcunun bel MR'ında da önemli bir özellik yok. Muayenesinde de aslında hareket problemi, işte bel omur hareketlerini kontrol eden kasların yeteneksizliği, görevini bilememesi, dayanıklı kazlığı filan. Ve bu durum aslında o hastayı ya da bize gelene kadar düzenli spor yapan sporcuyu şaşırtıyor. Neden benim ağrım var diye. Başka örnekler de var. Çok gene sıkı, değişik antrenmanlar, egzersizler yapmaya çalışıp ama bunun öncesinde sporculuğu olmayan, spor deneyimi olmayan ve boyun omuz ağrısı ya da omuz ve kürek ağrısı ile gelen daha çok bayan olan hastalar oluyor. Bunların da MR'ında pek bir şey olmuyor. Ya da EMG tetkik yaptırırsanız bir şey çıkmıyor. Ve soru gene aynı. Ben düzenli egzersiz yapıyorum. Spor hocam her antrenmanda yeni egzersizler yaptırıyor bana. Milyon tane egzersiz biliyor. Ama benim niye ağrım var? Burada biz bunları ne yapıyoruz? Bu önce tabii teşhisimizin doğru olduğundan emin olduktan sonra bu hareketler sırasında neyin çalışması gereken açıda çalışmadığını, neyin dayanıklılığının az olduğunu, yani neyin eklemi tutamadığını, hangi kasın gereksiz kemik eklem hareketini engelleyemediğini bunları tespit edip bunları düzeltiyoruz, öğretiyoruz o kaslara. Zayıf yerleri kuvvetlendiriyoruz, kasların birlikte çalışmasını eğitiyoruz. Antrenman programlarının nasıl olması gerektiğini gösteriyoruz, anlatıyoruz. Teşhisimizi ve hastayı, kişiyi nasıl iyileştirdiğimizi, hangi eksikleri giderdiğimizi, ne kullandığımızı spor hocalarına iletiyoruz. Ve bir daha bize gelmiyor. Şimdi aslında bunu bu kadar karmaşık hale getirmeye gerek yok. Bizim de egzersiz programlarımızda sürekli hastanın egzersizlerini değiştirip milyon tane egzersiz vermek gibi bir amacımız olmuyor hiçbir zaman. Bu 70 yaşında bel ağrısı olan hasta olsun ya da sakatlamaları engellemeye çalıştığımız sporcu olsun. Burada aslında tüm vücudu çalıştıran temel egzersizlerde ustalaşmamız yeterli. Bu bizim için de geçerli. Biz de mesela mükemmel teknikle önce squat yapmayı öğrenmek istiyoruz. Ondan sonra ağırlık idare edip orada ilerleme amacımız oluyor. Veya işte mükemmel teknikle şınav yapmayı öğreniyoruz. Aynı zamanda kişiler bunları yaparken ne sorun olduğunu da aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Diyeyim bunu sahada nasıl yapıyoruz? Biraz sözü topu fizyoterapi ekibine atalım. Özel analizlerimiz var sporcularımıza yönelik. Hareket analizlerimizde bulunuyoruz. Hastalarımızdan, sporcularımızdan kinematik olarak squat pozisyonlarında TSMR'ler yapıyoruz. Bunun haricinde roll'lar yapıyoruz beraber kürek çekme hareketlerinde. Kinematiğe önem veriyoruz. Bunun haricinde arkadaşlarım beklemek istediği. Tabii mesela bir sporcu zaten yani binlerce çeşit belki defa antrenmanda squat yapıyordur ya da şınav çekiyordur. Ama yani illaki hareketin tekniğin bir kısmında bir yanlışlık yaptığı için zaten bir sakatlanma ya da bir yaralanma oluyor. Biz de bu gelen kişideki öncelikle o yanlışı tespit etmemiz lazım. Yani sahada çalışıyorsak işte sahada bunu yapıyoruz. Biz kendimiz klinikte bunu yapıyoruz. Yani squat tekniğine bakıyoruz. Önce doğru yapabiliyor mu? Yani baş üstü squat
squat ya da back squat dediğimiz gerideki tutuşta yaptığı squat. Değişik squat çeşitleri var. Onları yaptırıp biz tabi burada en çok baş squat değerlendirmesi yaptırıyoruz. Biraz daha üst ekstremite de içine katılıyor. Bu değerlendirmeleri yapın, eksikleri tespit edip ona göre bir program aslında hazırlıyoruz. Sonra amacımız kişinin aslında tüm vücut, kendi vücut ağırlığıyla mükemmel squat yapabilmesi. Evet, aldınız. Ne demek mükemmel squat? Bunu göstereyim ama bundan önce ben bunu biraz daha temelleyip şeyleri de eklemek istiyorum. Aynı zamanda kas esnekliğine, kas kuvvetine, hangi bölgede overaktif kaslar, yani daha fazla çalışan, çalışmaması gereken yerde daha fazla çalışan kaslar var, onları tespit ediyoruz. Ona göre bazen inhibisyon ve aktivasyon teknikleriyle birlikte sadece düzeltmeyle birlikte spora döndürebiliyoruz. Onun dışında... Yani bunun Türkçesi aslında bazı kaslar fazla çalıştığı için aslında kısa durumda kalıyor. Eklemi ya da kemiği kendine doğru çekebiliyor. Mesela squat yaparken skolyoz olabilir kişinin. Ama bu omurga problemi olan bir hasta değil bu. Veya baldır kasları kısa olduğu için topukları kalkabiliyor veya topuk içe doğru gidebiliyor. Ama bu böyle bir kişiye tabanlık kullandırmaya gerekiyor. Veya kürek kemiği kasları zayıf olduğu için omuzlar öne gidiyor. Kollar yere paralel squatta. Veya başüstü squat yaparken. Ama aslında omurga da bir problemi yok. Ondan dolayı evet, bazı kaslar az çalışıyor, bazı kasların kuvveti az ama nerede çalışması gerektiğini bilmiyor. Bazı kaslar da sürekli çalışmak istiyor. Ondan dolayı aslında şimdi bu son yılların bir çılgınlık derecesine gelmiş bir crossfit mantığında da crossfit'in belli eğitim aşamalarından geçmiş iyi hocalarıyla konuşursanız ya da felsefesini incelerseniz şınav aşamalarından ve squat aşamalarından geçiriliyor kişi. Yani crossfit'e başlamak, crossfit yapmak demek gidip sakatlanana kadar ağır kilolar, arka arkaya squat, sonra işte sprintler, sonra şınav, sonra burpee, sonra o muscle up, o değil aslında. Bunları önce, bazen bunları düzgün yapmak 6 ay, 1 sene daha uzun sürebiliyor. Yani hiç hayatında spor yapmamış kişinin düzgün bir squat ve şınav yapması 1 sene sürebilir. İstediği kadar bench yapabilsin. Ondan dolayı bu bize gelen, ağırlığı gelen hastaları da şaşırtan bu. Diyor ki ben 100 kilo bench yapabiliyorum ama şınav yapamıyorum. Şeye geri gelirsek, squat'ta temel, evet, burada şimdi bir NSM analizi ya da şey yapmaya gerek yok. Ama amaçladığımız mesela kişinin işte squat yapabiliyor mu diye şey yapmamız. Şimdi yo, analiz şeyini bahsetmiyorum. Mesela şimdi squat yaparken, mesela kendini incelerken ya da işte birer sen ilgilenebilir misin aile yaparken? Tabii. Mesela burada yaparken belli noktalara dikkat ediyoruz, işte diz, ayak falan. Belli noktalarımız var. Onlara odaklanıyoruz. Kişinin mesela dururken sırtındaki duruma, kalçanın iki tarafına eşit ağırlık verebiliyor mu ya da bir düzensizlik var mı? Bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Omuzlara, eğer başüstü squat değerlendirmesi yapıyorsa mesela omuzların pozisyonu çok önemli burada. İşte düşüyor mu düşmüyor mu, ona göre düşüyorsa belli kaslarımızda mesela bir zayıflık var. Belli kaslarımız çok çalışıyor diyoruz. Onları kuvvetlendiriyoruz. En sık gördüğümüz problemler ne? En çok aslında hani squat'ta en çok gördüğümüz problemler mesela dizlerin pozisyonuyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Dizler sabitleyemiyor, içeri veya dışarıya gidiyor. Bir bu oluyor. Yani daha çok içe gidiyor, evet. Değil mi? Daha içe gitme problem oluyor. İki de bel kısmında aslında çok problemimiz oluyor. Hı. Beli koruyamıyor çoğu hasta. O beldeki normal olması gereken şu çukuru mesela çoğu hasta koruyamıyor. Ya şu şekilde yuvarlak oluyor ya da aşırı çukur oluyor. Aşırı çukur oluyor. Evet. Bunun en büyük sebeplerinden biri zaten kor bölgesinin, yani kır kaslarındaki zayıflıktan kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu arkın artmasına sebep oluyor bel bölgesinde ya da tamamen çukurlaşmadan geri dönmesine sebep oluyor. Kinematiğin bozulmuş olduğu takdirde. Evet, doğru. Karın fazla çalışıyorsa kambur olacaktır omurga. Eğer başka sebep yoksa, karın az çalışıyorsa daha çok çukur olacaktır. Evet. Ama bu sadece bu kadar basit değil. Yani belindeki çukur fazlaysa karın çalışmıyor, o kadar basit değil. Belinde kambur oluyorsa karın fazla çalışıyor, o kadar da şey değil diye birçok şeye bakıyorum. Ama biz kişinin bir kere bir full squat yapmasını isteriz.
Yani neredeyse yere kadar beli fazla çukur olmayacak ama kambur da olmayacak. Topukları yerden kalkmayacak. Dizler de içe ya da dışa gitmeyecek. Yandan baktığımızda işte omuzlar çok ileri gitmeyecek. Bu çukur çok fazla olmayacak, kambur olmayacak. Arkadan baktığımızda da tüdeğen kemikleri seviyesi aynı olacak. Yani bir tarafa doğru eğri olmayacak. Onun dışında dizler parmak yönünde hareket etmesi lazım. Ayak bilekleri içe ya da dışa gitmemesi lazım. Şimdi bunu bu kişi bunu yapmayı bu şekilde işte mükemmel squat yapan kişi aslında birçok iyi özelliğe sahip olmalı bunu yapabilmesi için. Mesela aşağıdan başlarsak ayak bileği eklemlerinde hareketi engelleyecek sertlik olmamalı. İkincisi arka baldır. Baldır derken hep gösteriyorum. Baldır burası çünkü. Şurası uyluk. Futbol literatürümüzde bu yanlış yerleşmiş şeye. Bu baldır burası değil. Burası uyluk, burası baldır. Baldır kasları esnek olmalı. Eğer esnek değilse topuk kalkacak. Tamam hatta çökemiyorlar. Şu şekilde oluyor. Evet. Gövde öne gelmek zorunda kalıyor. Evet. Bu birçok problem sebebi. Bu sporcuda sakatlanmaya sebep olur. Çünkü dizler öne gelmeyince gövde öne gidecektir. Birçok çarpışmayı falan kolaylaştırır. Baldır kaslarında kısalık varsa ayak bileğinin içe gitmesi de kolaylaşır. Onun dışında herkes de çok aşırı derecede olmasa da bazılarında görüyoruz. Kalça ekleme esnek olması lazım. Evet. Çömelebilmek için. Kalça esnekliği ne demek? Aslında ayakta mesela ideal olarak bir sol dizini biraz kırdın, onu hiç kırmadan göğse değecek kadar şey yukarı doğru çekebilmek. Bu aslında zor bir şeydir. Yatarak da bunu bakabilirsiniz. Burası ön uyluk, göğse değebilmesi lazım. Karnına temas edebilmesi lazım. Kalçası sertse, diğer her şey mükemmelse, sert bir kalçası varsa şuradaki açı artmayacak. Gövde çok öne gelecektir. Ya da zaten squat yapmak istediğinde topuklarını kaldırmak isteyecek. Günlük hayatta da böyle yapıyor insanlar. İzleyince de sonra herkes hastamız olmasa da, sporcumuz olmasa da fikir sahibi oluyoruz. Ondan sonra kalça kaslarının kontrolü, kuvveti. Özellikle gluteus medius bu yanda kalçayı yana doğru açmayı sağlayan kas zayıf olduğu zaman bir tarafa doğru biraz eğriliyor kalçada bir pelvic tilt oluşuyor. Onu tespit ediyoruz. Ondan sonra bizlerin dediği gibi karın kasları omurga çok esnekse, iyiyse kişi istediği pozisyonda tutabilecek. Mesela sırtında kamburluk varsa zaten sırt çukur olmuyorsa onları da düzeltmeye yoluna gidiyoruz. Onun dışında omuz esnekliği. Evet. Değil mi? Özellikle baş üstü squat yapıyorsa kişi burada problem şöyle olabilir. Güzel gösterebilir misin? Şöyle kollar öne de düşebilir. Bir. Gövde aşırı öne eğilebilir. Yani kolla gövde aynı düzlemde kalıp gövde evet. Öne gidebilir. Kolların öne gittiği durum bir evet. Gösterebilir. Kollar şöyle durması gerekirken öne doğru gidiyor ama her şey çok iyi. Bu da squat için bir problemdir. Çünkü başüstü squat, front squat, omuzlama ve şey normal back squat yapmakta zorlanacak kişi ya omuz esnekliği azdır eklemin ya da bir takım kaslarda eklemin hareketini engelleyecek aşırı aktivite ya da kısalık var. Onun dışında bazen şeye de bakıyoruz. Kollar paralelken yere paralel squat yapmaya. Burada da aslında şey ya bunların hepsini yaparken kürek kemiği kontrolü nasıl? Ona bakıyoruz. Buna paralel hafif bir kilo alayım. Goblet yaptırabilirsiniz. Şeyin kürek kemiklerini geride tutabiliyor mu? Kontrol edebiliyor mu? Gövde öne geliyor mu? Ağırlık elinden yere düşüyor mu? Bunları şimdi tespit ettikten sonra okay, problem listesi yapıyorsunuz. İşin sanatı bu problemlerin nereden kaynaklandığını tespit etmek ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik egzersiz programı düzenleyip ve sonuçları çok kısa hatta aynı gün görmeye başlayarak devam etmek. Çünkü bu sadece işte şuran senin kısa onu düzeltelim ya da uzaktan bakıp
Yani topukları kalkıyor ya da işte omuzu öne geldi. Bu öyle değil, o kadar basit değil. Ama şey, bunları mesela düzeltiyoruz. Ama temelde kural şu, söylediğim gibi aslında kendi ağırlığıyla mükemmel teknikte tam squat yapamıyorsa o kişiyi hoplatmaya, zıplatmaya, evet, lunge, harika, tek bacak squat çeşitleri lunge yaptırmaya, instabil zemine çıkarmaya. Evet, öyle herkesi bosuya çıkarıp sıçratmak, topta şey yaptırmak falan. Bunlar insanları sakatlamak için elimizden geleni yapmak anlamına gelir. İşte omuzuna ağırlık verip squat yaptırmak vesaire. İşte bir şeyle tahta sopayla ya da şeyle yaptırsak yeter. Evet. Burada böyle bu kişinin burada mükemmelleşmesini istiyoruz. Yoksa başka ileri aşamaya gitmeye hakkı yok. Burada sporcuları eğitirken, sakatlamaları engellemeye çalışırken de aynı aşamadan geçiriyoruz. Evet. Zaten biyomekanik ve teknik doğru olmadığı sürece kuvvet belli bir noktadan sonra artmıyor. Belli bir noktada takılıyor yani sporcular, o şeyi aşamıyorlar. Evet. Evet, teknik tekniğin doğru olması için çalışması gereken şeyler zamanında yerinde çalışması gerekir. Bu olmadığı zaman teknik bozuk oluyor. Teknik de bozuksa kuvvet artmıyor. Evet. Bunun da tabii şeyler var, bir sürü örnekleri var. Kişinin mesela 200 kilo leg press yapıp ama 100 kilo squat'ı yapamaması gibi. İşte squat, full squat yapamayıp yani omuzuna 100 kilo alıp işte yarım squat yapıp, evet, ama lunge yürüme yap dediğiniz zaman her kalçasının bir tarafa gittiği, gövdesinin nereye gittiğini kontrol edemediği şey. Ondan dolayı bazı egzersizler, işte squat, bunlar squat için ayrıca şey denir, egzersizlerin kralı denir, boşuna değil. Bazı egzersizler tabii yüzyıllardır, belki binlerce yıldır ilk olimpiyatların yapıldığı Greklerden beri geçerliliğini koruyor. Başka squat'la ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa biraz da aslında bu şınavla ilgili konuşalım. Front squat'ı da belki göstersek iyi olur. Çünkü sporcuların çoğunun problem yaşadığı hareketlerden bir tanesi. Bazen sırt esnekliğinden, bazen de kuvvetten kaynaklanıyor belki. Olur, olur. Bahsedelim. Yani. Şimdi biz bu şeye squat tekniği baktıktan sonra diyelim ki squat yapması mükemmel. Biraz çeşitleri geçiyoruz. Mesela baş squat yap, baş üstü squat yapabiliyor mu? Front squat yapabiliyor mu? Burada kişi mükemmel squat yapıp ama front squat'ta başarısız olabilir. Ne olabilir sebepleri? Bir sırt omurga esnek olmayabilir. Sırtın esnekliğinin azlığından kaynaklı. Yani kambur sırt durumunu aşamıyor kişi. Evet. Yani kaçınılmaz olarak sırt kambur duruyor ve öne doğru. Bunu tutamam. Evet. Bunun peki göstergelerini var. Daha front squat yapmadan bunu gösteren bazı şeyler var. Omuzlar önde oluyor. Evet. Postürden. Göğsünü dışarı verip omuzu burası da mümkünse ileri doğru işaret etmesi lazım. Buraya da içeri verip kürek kemiklerini kontrol edebilmesi lazım. Başka ne problemimiz olabilir? Diyelim ki omurga da problem yok. Omuzdan kaynaklanan omuz eklem hareket ağrılı olabiliyor bazen. Veya kısıtlı olabiliyor yine omuz hareketi. Esnekliği yeterli olmayabiliyor. Bu iki, orada da iki alternatif var. Değil mi? Omuz sert olabilir, sert omuz olabilir. Sert omuz da sık gördüğümüz şeylerden biridir. Baş üst atletlerde de oluyor, tenisçilerde, basketçilerde falan. Sırf ondan kaynaklanıyor. Ya da omuz çevresindeki kaslarda kısalık ya da aşırı aktivite var. Omuzun aslında gevşek olmasına izin vermiyor. Yani bazı kaslar kolu aşağıya doğru çekiyor. Başta latissimus olmak üzere. Onun dışında bazı işte 35-40 yaş üstündeki atletlerde dirsek şeyine bağlı, branşına bağlı. Dirseğin bu kadar bükülme açısı olamıyor. O zaman barı parmak ucuna yuvarlayıp bu şekilde yapmak zorunda ama gene de dirsekleri ileri doğru tutabiliyor. Bu da şeyin bir varyasyonu, goblet squat'ta da işte omuz kontrolü. Bazen de el bileğinde aslında yeteri kadar ekstansiyon olmayabilir. Esneklik olmayabilir. Evet.
bu şekilde. Başka? Şimdilik aklıma gelenler bunlar hocam. Peki, şimdi teşekkürler biraz. Sınava geçeceğiz belki. Evet. Şimdi şınav da açıdan önemli. Şınav bench press'in bir varyasyonu ama aslında değil. Çünkü bench press'te vücudu tespit ediyoruz sehpa üzerinde. Aslında oynayan birkaç eklem var. Kürek kemikleri, omuz ve dirsek. Şimdi şeyi bench press yapan kişiyi böyle tersine çevirip yere koyduğumuz zaman şınav yapacak. Ancak artık orada sırt üstü yatıyor mu? Burada yüz üstü yatan bir kişi yok. Ondan dolayı bu mükemmel bench press yapmamızı sağlayacak bir sürü şey olması lazım. Eklem ve kas şeyi. Bu aslında dizden yukarısı için. Geçen dizden aşağı işimiz yok bench press'te. Biraz şeyle teknikle ilgili şey yaparken, siz gösterirken. Siz anlatın. Ben de geçti yerlerde. Şimdi biz çok iyi bench press yaparken kişinin önce yatmasını istiyoruz. Bench press'te değerlendirirken yaparken omuz seviyesine ellerini koymasını söylüyoruz. Eğer bayağı bir deneyimli sporcuysa omuz, kalça ve diz aynı seviyedeyken vücudun tümünü kaldırması gerekir. Bir yap birer lütfen. Evet. Şimdi bunu yaparken başka neye bakıyoruz? Bel çok çukur olmamalı. Ama kambur da olmamalı. Şurada düz bir çizgi olmalı. İdeal olarak da kürek kemikleri dışarı çıkmamalı. Bu kadar. Yani kürek kemikleri kontrol, onların kontrolü otomatik sağlanması lazım. Şimdi başka burada problemler ne olabilir? Yani esneklik sırtın kuvvet olarak düşünelim. Sırt kambur olabilir. Bilal gösteriyor. Omuzlar yukarı gidebilir. Böyle sırt kambur olabilir. Bel fazla çukur olabilir. Omuz kalça zayıf olabilir. Kas grubu. O zaman bench press yaparken hepsini aynı seviyede durabiliyorum. Tabii az bir şey kişiyi de dinlendirmek lazım. Zaten tekniği bozulur. Omurga düz mü? Burasını tutamıyor mu? Kambur mu oluyor? Niye kambur oluyor? Onu sonra bakmamız lazım. Omurga sert mi? Duruşu mu bozuk? Yoksa bir sebepten dolayı mı kambur? Kürek kemiği nasıl? Burası kambur mu oluyor? Kalçası, poposu dışarı mı çıkıyor? Yoksa tam tersi çukur mu oluyor? Fazla burada kalça kasları ile ilgili çok şeyimiz yok squat'tan farklı olarak. Burada önemli olan ne? Omuz şu an kontrolü, karın kasları ve ön kasık kasları. O kadar kritik olmasa da. Burada eğer dediğim gibi böyle problemler varsa onların nereden kaynaklandığını bulup onları düzeltme yoluna gidiyor. Diyelim ki Bilal'in yaptığı gibi şınav yapamadı. O zaman Gizem'e diyoruz ki diz seviyesinde bir şınav yap. Madem Bilal iyi yaptı. Şimdi geri yapmasını söylüyoruz kişinin. Ondan sonra omuzların yanına koyuyor ellerini. Sonra dizlerini kırmasını söylüyoruz. Şimdi orada diyelim ki biraz önce Bilal'in yaptığı gibi yapamadı. Şimdi biraz kolaylaştırıyoruz. Buradaki kaldıraç kolunu kısaltıyoruz. Ondan sonra acaba bu şekilde yapabilecek mi? Omuzla kalçayı aynı anda kaldırabilecek mi? Evet. Heyecanlandım. Şimdi burada aslında bir iki tane yapması yeter ama kürek kısmında biraz kambur fazla oldu. Belde çukur da fazla oldu. O zaman bir daha kolay, bir emekleme pozisyonuna gittim. Bir kolaylaştırıyoruz. Bu pozisyonda emekleme pozisyonunda. Yere dik gelsin, burayı git. Tamam, şimdi burada aynı şeyi böyle yapması istiyoruz. Şimdi omurga yani düz olacak. Kürek kemiği ve sırt kontrolü olacak. Biraz eller açık olsun. Tamam, şimdi burada şınav yapması istiyoruz kişinin.
sabit tutabiliyor mu? Şeyi yukarıda şey kifoz yapma. Sabit dur. Ondan sonra devam et. Burada yine burada problemler nasıl onu tespit ediyoruz. Eğer tamam. Teşekkür ederim. Eğer burada şimdi bu arada sınav aşamalarından geçiriyoruz. Tersi aslında eğitim şeyidir. Burada da yapamıyorsa kişi duvarda sınav yaptırıyoruz. Duvarda sınavı da öyle yaptıralım. Teknik ekip bizi takip etsin. Şimdi duvarda sınavda da buraya yanıyor. Şimdi gene aynı şeyi yapmasını istiyoruz. Aslında omurga düz olacak, kambur olmayacak, kürek kemikleri kontrolü olacak. Biraz daha aşağıya koy ellerini. Ondan sonra burada şınav yapmasını istiyoruz. Ve kişiye de talimat veriyoruz. Birkaç kere yapmasını istiyoruz. Biraz çukur olmasın, işte düz tutmasını istiyoruz. Bu aşamada bile şınav yapamayan hastalarımız oluyor. Ve sporcular da oluyor aslında şeyin, mesela değil mi, 20 yaşın altındaki bazı sporcular da bunu yapamıyor. Ya problemleri tespit ediyoruz, tam yapamadı, bel çukur oluyor mu, niye çukur oluyor? İşte abdominal kas mı zayıf, yoksa zaten bel, ön kasık kasları mı kısa? Mesela onları düzeltme yönüne gidin, nereye esneteceğiz, nereye eğiteceğiz? Ondan sonra bu duvarda şınavdan başlayıp bazen diğerde tam full şınav yapacak duruma gelmesi kişinin bir seneyi bulabiliyor. Özellikle gençse, yani antrenman deneyimi çok fazla değilse. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tek bacak squat'a bakabiliriz. Sporcular için. Okey, bakalım. Test amaçlı. Tamam. Şimdi diyelim ki o zaman squat'ın kişi mükemmel yaptı. Full squat'ta hiçbir teknik problemi yok. Acaba şeyde tek bacak squat'ta aslında problemler benzer. Tek bacak squat'ta. Ayak bileği orta hatta duruyor mu? Diz orta hatta duruyor mu? Leğen kemikleri dönüyor mu ön arkaya ya da sağa sola? Açılanıyor mu? Gövde dönüyor mu, öyle geliyor mu? Yandan baktığımızda işte gövdenin aşırı öne gelmesi var mı? Bu şekilde doğru değil. Elleri böyle de koyabilir kişi tek bacak squat'ta. Önde de tutabilir. Arkadan baktığımızda ayak bileği içe dışa doğru gidiyor mu? Diz içe gidiyor mu? Leğen kemikleri bir tarafa doğru eğriliyor mu? Ya da bazen bunu yaptırdığımızda yavaş yavaş bekletiyor. Şimdi birkaç varyasyon olabiliyor. Şöyle olabiliyor kişi. Veya böyle de olabiliyor. Veya şöyle olabiliyor. Veya tersi. Diz içe gidebiliyor. Ayak bileğiyle birlikte. Tamam. Şey, bu tabii squat'a göre aslında daha kritik, daha zor. Ama dediğim gibi squat'ı düzgün yapamayan kişilerde burada muhakkak sorun vardır. Farklı olabiliyor şey, çeşitleri. Her ikisi de aslında sahada sakatlanma problemini yansıtır. Yani o konuda bize fikir veriyor. Squat yapamayan, tek bacak squat yapamayan ya da sporuna göre. Şimdi mesela başüstü atletler, tenis, basketbol, voleybol, yüzme vesaire işte şınav yapamıyorsa iyi değil. Yani onu yapması beklenir. Onları konuda eğitmek gerekir. Bakayım saate 9 olmuş. Zamanımızı açtık. Bizden sonraki program bekliyor. Son. Burada aslında hani sporcuların da normal bireylerin de dikkat etmesi gereken en önemli nokta, yani defalarca biz squat yapıyoruz ya da şınav çekiyoruz diyor herkes. Ama aslında yaparken ki o tekniği çok önemli. Doğru evet. Yapabiliyor mu yapamıyor mu en önemli nokta o. Kesinlikle. Ve o teknikte bazı problemlerin tanımlanması ve aşması, bazı sporcular da bize
Ben mesela yıllardır çalışıyorum, o tekniğim düzelmiyor. Aslında bir problem de görünmüyor. Mesela hocam da bir problem görmüyor. Mesela ensede pres yapamıyorum diyor. Veya front squat yapamıyorum ama squat çok iyi yapıyorum. Ve ondan dolayı kesinlikle bundan düzeltilmesi gerekir. Ve bazı sporcular da yani ben zaten böyleyim, benim vücudum şöyle. İşte olmuyor filan diye kabul ediyor. Bu kabul edilemez tabii. Bunları düzeltilir. Bunların düzeltilmesi ve benzer birçok şey düzeltilmesiyle biliyoruz ki spor sakatlanmalarının en az yarısı engellenebiliyor. Fizyoterapist Ersin'e teşekkür ediyoruz. Teknik, teknik masada. 15 gün sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.